Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bir sürü yeni yavrular var. Gerçi şu anda yavruların doğmasını bekliyoruz ama şu gördüğünüz kılıç kuyruk ve bir tane de yerli lepistesimiz vardı hatırlarsanız. O yerli lepistesi kaybettik ama kılıç kuyrukla melez yavrusu oldu mesela. İlk konumuz bu. Onları göstereceğim şimdi. Hemen videoya atladık. Şurada görüyorsunuz yavruları. Bakın şu en üstte bir tane turuncu var. Kimleri bu şekilde turuncu? Tabii netleyebilirsem. Kamera hareket etmiyor ama netleyemiyor bir türlü. Ondan sonra şu şekilde beyazlar var. Şöyle ileride. Netleyemedik bir türlü. Bunlar melez arkadaşlar. Bir tane bizim yerli pistesimiz vardı. Onun yavruları. Bir de kılıç kuyruğun. Keşke netleyebilseydik görüntüyü. Sonra bir de her yerimiz salyangoz oldu. İstilaya uğradık. Burada var. Başka nerede var? Burada var ama gösteremiyorum. Gündüz vakti video çekmeye çalışınca hep böyle oluyor. Yansımalar çok oluyor. Şöyle bir tane salyangozumuz var normalde. Şurada. Yan baksak daha rahat olur sanki. Ortadaki siyah şey. Hareket ediyor hatta şu an. Onun her tarafı yavru verdi. Yani her yer yavru oldu. Bir de yeni şu şekilde şeyler getirdik. Bitkiler. Bunlar zaten bende vardı. Buraya koydum. Ondan sonra gördüğünüz gibi her yer salyangoz oldu. Her yerde varlar hani. Mesela burada da var bir tane. Bakın. Sonra yine bir melez yavrumuz var. Ben diyorum niye bulanık çıkıyor? Meğer kamerayı zoom'da unutmuşum. Her yer şu anda salyangoz dolu. Bir de şu yeşil olan platimizin yavrusu var hani şu an hamile. Şu peşinde koşturan kobra lepistes var ya onunla melez. Hani bizde artık normal yavru gelmiyor. Hep melez geliyor. Melez olan şunlar. Şimdi aslında tahmin edebiliyorum yavruların büyüyünce nasıl duracaklarını. Muhtemelen kobra lepistes desenli plate olur. Bana öyle geliyor mantıklı olan. Vatozumuz da biraz boyu uzadı. Şuraya çıkmış ola. Her yerimiz yavru salyangoz oldu. Bu arada bu yavrular aslında 3 tane. Nasıl 3 tane hani gerisi nerede? Normalde lepistesler 20 tane falan yavruluyorlar biliyorsunuz. Böyle olmasının sebebi bu yerli lepistesimiz bizim küçüktü. Onda küçük olduğu için hani karnına en fazla 6 tane yavru sığmış. Yani yavru kaybımız yok yani. Ondan sonra 3 tanesi de burada öldü. Bu şekilde yani 3 tane kaldı. Ama önemli olan zaten her renkten bir tane en azından kalmış olması. Beyazlar var, bir de turuncular var ama bir türlü netleyemiyoruz. Sorun şu ki. Netleyemedik bir türlü yavruları. Bir dakika. Bir de şuradan deneyelim. Yine netleyemedik. Yavruyu yakından göstermek istiyorum ama bir türlü olmadı. Turuncu olanı. Bakın burada. Kılıç kuyruğa benziyor tabii renk olarak. Hala netleyemedik. Bir dakika, bir telefonu şöyle bekletelim belki. Etrafı netledi şu an aslında. Yavrumuz bir bu tarafa çekelim yavruya. Buraya gelsin. Son bir daha netlenmiyor çünkü. Bu tarafa doğru geliyor. Bakın şurada beyaz geçiyor yavru. Görüyorsunuz. Turuncu olan yavruyu gösteremedim ona. O nerede şu an? O burada. O buralarda olması lazım ama. Niye gösteremiyoruz? Çünkü arkaya gitmiş. Onu buradan gösterelim.
Yarları göstereceğiz derken ekranı epey sağladık ama ha. Arkadaki perdeyi şey yaptı. Netledi, hala daha yavruları netleyemedik. Neyse, biz bir akvaryumdan bahsedelim, sonra devam ederiz. Şimdi yeni projemi açıklıyorum. Bu akvaryumu değiştiriyoruz. Nasıl olacak? Şimdi ben bir telefon sağlanmasın, önüne bir şey koyayım ki hani daha rahat anlatayım. Hem bir yandan akvaryum görürsünüz, hem bir yandan bir şey anlatırım. Şöyle yavruları sabitledim şu an. Yapmaya çalışıyorum. Evet, oldu gibi. Şimdi şu şekilde akvaryumdaki bu bitkileri görüyorsunuz. Bunları çıkaracağız. Benim büyük akvaryum var. Bu gördüğünüz bitkileri çıkaracağız. Büyük akvaryum var. Büyük akvaryumda cikletler vardı. Bir tane bir ciklet hepsini öldürdü. Hani vahşi hepsini öldürdü. Bir tane, bir tek kendisi kaldı. Onu oradan çıkaracağız. Az önce gördüğünüz bu yavruları koyduğum akvaryuma onu koyacağım. Ondan sonra burayı da yavru akvaryumuna çevireceğiz. Bitkileri çıkaracağız. Bitkileri büyük akvaryuma aktaracağız. Tüm buradaki balıkların hepsini oraya aktaracağız. Oraya bir tane pipo filtre alacağım. Çünkü orada iç filtre var, ciklet olduğu için. Cikleti buraya takacağım. Bir de benim bir tane tam bu akvaryum boyutuna göre iç filtrem var. Onu buraya takacağım. Ciklet burada olacak. Bundan sonra yavrulayan balıkların yavrularını bu akvaryuma alacağız. Bu akvaryumda 30 litre. Buraya da bir tane küçük bir pipo filtre var. Onu buraya takacağım. Hava ortamını böleceğim. O burada olacak. Çünkü şelale filtre yavrular için yani çok bir tehlike arz etmiyor ama az da olsa bir tehlikesi var. Şu an bu balıkların hepsini oraya aktaracağız ama bunlar hemen olacak şey değil hani. Daha birkaç ay var. Çünkü taşınacağız falan. İşimiz var. Ondan sonra bu balıkları oraya aktardığımızda oraya bitkileri koyacağız. Şu bitkilerin hepsini oraya koyacağız. Bir tane de şurada var. Onları oraya koyacağız. Orada bir de başka dekorlar var. İki tane ısıtıcı alacağım mecburen. Isıtıcı lazım oluyor. Bir tanesini buraya yavru akvaryumuna, bir tanesini oraya takacağım. Önümüz kış sonuçta. Ondan sonra bitiyor mu? Bitmiyor. Ne yapmamız lazım? O zaman da şöyle yapacağız. Yavrular buraya gelecek. Onları burada boylandıracağız. Cikletimiz buraya geçecek. Ondan sonra ne yapacaktım başka? Ben alıncaklar listesi yapmıştım aslında. Ha, bir de o şeyin tabanına kum yapacağız. Dediğim büyük akvaryumun tabanına kum yapacağız. O akvaryumda yaklaşık 1 metre aslında, 75 santim ama biz yalandan 1 metre diyoruz yani ona. 1 metre bir akvaryumumuz var, oraya koyacağız. Ondan sonra oraya kum döşeceğiz. Şey takacağız. Oranın ışıklandırması var bu arada. Filtre takacağız. Isıtıcı takacağız. Ve tamam olacak. Oraya da yeni filtre alacağım. Bir tek oraya filtre alacağım. Gerçi yeni oraya da derken hani oraya filtre alacağız. Ondan sonra burası hani iptal olmuş olacak. Vatozu da oraya atacağız. Büyük akvaryum orada vatoz da boylanacak. Vatoz da şurada oraya yapışmış. Bunların hepsini oraya atacağız. Şurada da yine melez yavru olacak. Hani seviniyorum. Ha, bir de o full red lepistesimizi Allah'a emanet ettik. O geberdi. Hastaymış meğer o. Zaten ben ilk aldığım gün şüphelenmiştim. Sırtında bir şeylik vardı. Meğer hastaymış. Benim de bahtım bu denk geliyor işte. Hep hasta balıklar beni buluyor. Ondan sonra o yerli pistesimizi niye kaybettik? Daha küçük olduğu için yavrulamaya kaldıramadı. Yavruladıktan sonra öldü yani, kaldıramadı onu. Bir şey anlatayım diyorum da bu salyangozlar da her yerde hani gözüme batıyor. Bitkinin üstüne çıkmış, dekora çıkmış o siyah noktalar. Burada gördüm bir tane. Her yerde salyangoz var. Onları o şekilde yapacağız. Şimdi yavruluklarım var. Bir tane bu var. Bir de bir tane daha yavruluk var. Onlarla koyacağız yavrulacak olan balıkları. Ondan sonra onların yavrularını direkt buraya alacağız. Yeni sistemi yapınca. Şimdi ne olacak? Toplamda kaç tane balığımız oluyor? 1, 2, 3, 4 tane burada var. Vatozu saymayacağım şimdi. Ondan sonra 3 tane burada var. 4, 3 daha.
7 tane balığımız var şu anda totalde. Eğer dişi sayısı az olursa hani bunlardan hangisi erkek hangisi dişi belli olmadığı için şu an bakacağız. Eğer dişi sayısı az olursa daha çok şey alırız. Çünkü 1 metre akvaryumda 7 tane balık çok az duruyor yani. Onu o şekilde ayarlarız. Ondan sonra balık sayısını arttırırsak ileride bakarız ona. Çünkü ha, tabii dişi varsa yavrular zaten balık sayısını arttırmamıza gerek kalmaz. Yani boşuna para vermemiş oluruz. Bu arada ısıtıcı benim aslında vardı. Isıtıcı alacağım demiştim. Ama ısıtıcı patlamış. Ondan dolayı yeni ısıtıcı alacağız. Bunları bu şekilde büyüteceğiz biraz daha bakalım. Ondan da yem var şurada. Protein ağırlıklı yem. Tabii her zaman vermiyor mu yoksa balıkları kabız ederiz. O şekilde yapacağız. Bunlar da büyük akvaryuma geçtiği zaman rahat rahat dolaşırlar. Daha çok yavruları daha çok alırız. Ondan sonra burada büyütürüz. Büyük akvaryuma atlarız. Burada da ciklet olacak. Bu akvaryum da tam onun boyutuna göre daha fazla da büyüyemeyecek bir boyda olduğu için burada ömrünün sonuna kadar yaşar. Burası da yavru akvaryum artık boş olur. Salyangozlar yine burada kalır. Onları büyük akvaryuma aktarmam. Eğer salyangozlar büyürse büyüklerini büyük akvaryuma aktarırım. Hani şu an daha küçükler onları aktarmam. Biz o büyük akvaryum kurunca da daha büyümemiş olurlar. O şekilde yapacağız. Ha, bu arada buraya bir tane beyaz bir ışık aldım. Şöyle. En son videomuzda biliyorsunuz ışık yoktu. Işık sorununu çözdük. Yine az bir yansıma yapıyor ama o kadar da sorun değil şu an. Bakalım. Şimdi bu melez yavrularımız var. Artık full melez odaklı gidiyoruz. Şimdi plati ile kobra lepistes melezi alacağız. Çok iyi. Kılıç kuyruk lepistes melezi aldık. Bunun lepistes bu arada yerli lepistes. Gerçi demiştim galiba. O şekilde yapacağız. Şu anda hani sistem ben her şeyi kafamdan düşündüm. Her şeyi düşündüm kafamdan ayarladım. Öyle yaptığımız zaman videolarımızın hem kalitesi artmış olacak. Hem görüntü olarak da iyileşecek. Mükemmel olacak yani. O zaman ben yavaştan videoyu kapatayım. Görüşürüz. Son bir kez şöyle balıklarımızı çekelim. Tabii çekebilirsek. Karanlık oluyor. Son bir kez çekelim balıkları. Sonra videoyu kapatalım. Bakın şurada. Platinimiz var bir tane daha. En son yavruları göstereceğim. Şöyle netleyebilir miyiz? Netleyemedik. Neyse sorun değil. O zaman ben kaçıyorum. Görüşürüz.